Suudi Arabistan'daki hadise sadece birilerinin malına el koymak, onları tanan etmekten ziyade. Suudi Arabistan'da neler oluyor? Prens gözaltılarının anlamı ne? Yeni bir cephe mi kuruluyor? Suudi Arabistan'ın aslında bölgede kaybettiği birçok savaşın özellikle Suriye ve Yemen'deki savaşın intikamını almak, Katar'la yaşadığı krizin intikamını almak, İran'a Karşı yeni bir savaş sürecini başlatmak ve özellikle de Lübnan meselesi üzerinden Lübnan Hizbullah'ına karşı bölgede yeni bir çatışma ve kavga'nın Türkiye Suriye Dostluk Komitesi Başkanı ve Aydınlık Gazetesi yazarı Profesör Doktor Mehmet Yuva'ya göre Washington ve Riyad yeni bir sistem hedefliyor. Trump'a güvenerek Amerika Birleşik Devletleri'ni bu savaşa dahil ederek bu savaşın kazanabileceği yönünde Suudi Arabistan ve İsrail'in bazı yetkililerinin nezdinde ciddi bir intiba var, ciddi bir inanç var. Fakat Trump'ın böyle bir savaşın içinde yer almayacağını söyleyebiliriz. Zira Trump çok kurnaz bir tüccar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o delikli fıçı misali olan gemisini kurtarmakla meşgul. Dünyada özellikle askeri gücünü caydırıcı bir güç olarak kullanarak ben bunu oportunist bir araç olarak ifade edeyim. Bunu kullanarak birçok ülkeden çok önemli mal ve parayı Amerika'ya taşımakla e, ...yükümlü ve bu görevi yerine getiriyor. Peki İsrail ve Suudi Arabistan... ...Lübnan'a yönelik bir saldırıda... ...kazanan taraf olabilir mi? Hemen söyleyelim... ...bu projelerin... ...eğer Rusya, İran, Çin... ...Türkiye, İran, Irak arasında bugün sağlanan... ...bu siyasi askeri ekonomik işbirliği ve dayanışması... ...daha stratejik bir işbirliği... ...ve güç birliğine dönüşür ise... ...böyle bir projenin hayat hakkı bulması mümkün olmayacaktır. Ekonomik birliğin yanında askeri birliğin de beraber sağlanması gerekiyor. Burada Türkiye'nin çok önemli sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Eğer Türkiye bu sorumlulukların yerine getirebilir, bölgesel iş ve güç birliğini sağlayabilirse bu bölgenin istikrarına ve huzuruna çok önemli katkılar yapacağını inanıyorum. Bir başka önemli husus Türkiye'nin bugün Irak'la, İran'la, Rusya'yla, Çin'le ve bölgenin diğer aktörleriyle ortaya koyduğu olumlu ve pozitif enerjisinin artık Ankara ve Şam'ın işbirliği ve güç birliğine dönüşmesi için bir çabaya, bir açık kapı politikasına dönüşmesini umut ediyoruz. Bunun yapılması halinde bu işbirliğinin en önemli halkası olan Suriye'nin de Türkiye ile birlikte bu işin içinde olması biraz önce ifade ettiğim senaryolara karşı önemli bir kalkan oluşturacaktır.